Seçimede adım adım gidiyoruz. Geri sayıma başladık gibi. Gözler siyasi partilerin çıkaracağı adaylara çevrilmişken, AKP AKP'ye, AK Parti'ye baktığımızda kamuoyunda şöyle anlamlı üzerinde evet dediğimiz yani daha doğrusu paylaşılan bir isim olmasa da kulislerin çok hareketli olduğunu size net söyleyebilirim. Daha önce böyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerine konuşmuştuk karşılıklı adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerli bu göreve talip olmadığı öğrenilmişti. E onu öğrendikten sonra İmamoğlu'nun karşısında bir kez daha Yerli Kaya'nın adının gündeme geldiğini haberleştirdik. Telaştan vakti saati gelince duyarsınız. En uygun olanı göreceksiniz. Yerel seçim için geri sayım sürerken partiler adaylarını netleştirmeye başladı. Aday adaylığı başvurularını tamamlayan AK Parti'de ise kamuoyuyla paylaşılan bir isim henüz yok. Ancak kulisler şimdiden hareketli. Telefonum çaldı. İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim. İsmi bende saklı kalsın. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerli Kayanın yakın çalışma ekibi o iddiaları aktivi aracılığıyla yalanlamıştı. İnanın, ne sayın bakanın aklında, fikrinde, kalbinde, ne planlamasında hiçbir şekilde İstanbul Belediye Başkan adaylığı var. Yani yok hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değil hatta sıfır ihtimal dedi. Bunu söylerseniz dedi memnun oluruz. Ancak iktidar kanadı İstanbul'da tüm anketlerin önde gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir profille çıkmak istiyor. Son dönemde suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyona imza atan yerli kayanın adı bu nedenle bir kez daha gündemde. Evet biz birbiriyle uyumlu, birbirine güvenen, gece gündüz demeden gayret gösteren İçişleri ailesiyiz. Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir sermaye grubunun da Ali Yerlikaya'nın adaylığını desteklediği ve süreçte yanında olacağı belirtiliyor. Ancak Yerlikaya'nın aday olmak için bir aralığa kadar istifa etmesi gerekiyor. Durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir. Yerlikaya dışında İstanbul için 3 isim daha telaffuz ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki kabinenin Çevre Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İstanbul için konuşulan isimler arasında. Yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu da gerçekleştireceğiz. Göksu için farklı senaryolarda dile getiriliyor. Üç dönemdir mevcut görevini sürdüren Göksu'nun başka bir ilçe arayışında olduğu öne sürüldü. Bir taraftan kurumu mağdur etmemek, bir taraftan İstanbul halkını mağdur etmemek için. Göksu'nun İstanbul için aday gösterilmesi durumunda yeniden Refah Partisi'nin desteğini alabileceği de ifade ediliyor. İstanbul deme demişken birkaç not düşmek isterim. Aynı oradan da CHP'nin gölge kabine içi çalışmalarından birkaç bilgi vermek istiyorum. İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le bir telefon görüşmesi var. İmamoğlu'na hatta bu görüşmeyle ilgili soruluyor yeni bir işbirliği mi? sorusu. Ancak buna çok net bir yanıt vermiyor. Hatta yanıtlamıyor. Ancak söylediği şu İmamoğlu'nun biz iletişime açığız mesajını veriyor sorunun karşılığında. Buradan da bir CHP'ye geçelim. Genel Başkan Özgür Özel tarafından ilan edilen Gölge Kabine'de bir toplantı yapmıştı. Bir araya gelmişlerdi genel merkezizde ve toplantı sonrasında da kabine üyelerinden meclis komisyon üyeleriyle böyle düzenli bir araya gelmelerini istedi. Bu toplantıların devam etmesini istedi. Orada iddiasını ortaya koyduğu bir cümle daha var e, kuvvetli. Şöyle diyor, keşke CHP iktidarda olsaydı dedirtmemiz gerekiyor. Böyle seslenmiş. Uçağa giriyoruz, uçakta alkış kopuyor. Bu Ben hep uçağa giriyorum. Yani beni, beni yeni tanımıyorlar ki. Ama onlar aslında umuda alkışlıyorlar. Onlar muhalefetin toparlanmasını alkışlıyorlar. Değişimi, değişimi. Değişimi alkışlıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ilan edilen gölge kabine ilk toplantısını yaptı. 3,5 saat süren toplantıda dünyadaki gölge kabine örnekleri detaylandırıldı. 3 ayrı sunumla başarılı başarısız örnekler incelendi. Bundan sonra bu güçlü takım, sağlam takım her birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini milletimize, halkımıza anlatacak. Özel toplantıdaki kurmaylarına meclis komisyonlarındaki CHP'li üyelerle düzenli toplantılar yapmaları talimatını verdi. Ayrıca 1-3 Aralık arasında yapılacak milletvekili kampının ardından her hafta mecliste kapalı grup toplantısı yapma kararı alındı. Bu grup toplantılarında gölge kabine üyelerinin en az birinin sunum yapması da kararlaştırıldı. Parti meclisimizin çok değerli üyeleri Toplantıda A takımına gölge kabine ve meclis grubumuzun işbirliğini çok önemsiyorum diyen Özel keşke CHP iktidarda olsaydı keşke bu gölge bakan gerçek bakan olsaydı dedirtmemiz gerekiyor diye seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Bunun ilk sınavı mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimler. Haberi izlerken bir ödüm patladı. E, Feyza Altun'u da Instagram'dan takip ediyorum. Bir de böyle özel bir tarafa da geçebiliyorsunuz ya. Onun da adı Azar e, Saati. Böyle oradan da özel mesajlar gönderiliyor. E tabii oraya da üye oldum. Ne yapıyor, ne ediyor? Çok sevdiğim için. Azarlarında da filan merak ettiğim için. E, haberi izlerken birden oraya bir şey yazdı herhalde. Azar diye bir şey okuyunca Allah'ım dedim ne yaptım? <laughs> Yanlış bir şey mi verdik? Skeç iyi doğru bir şey mi söylemedik? Aman ya Rabbi bana bir takmasın ne olur diyeyim. <laughs> Sevgiler eğer izliyorsa ya da duyan varsa. Bir de bu arada bir mesaj daha geldi. Çok mutlu oldum mesajdan ve sonra aklıma şu fikir geldi. Yapmak ister miyiz acaba? Güzel bir iltifat aldım kadın arkadaşımdan Songül'den özel mesaj göndermiş. Böyle çok çok mutlu oldum. Sonra dedim ki hani bugün kadınlar bir arada daha fazla omuz omuza ve Ortak cümleleri olacak sokaklarda, eylemlerde barış, eşitlik ve yaşam hakkı talep edecekler. Biz buradayız diyecekler. Beni izleyen bütün kadın izleyicilerimden en yakın kız arkadaşına ya da göndermek istediği kim varsa eğer şimdi aklına gelen güzel bir mesajla bugünü en başından güzelleştirmenizi isterim. İnsan beklenmedik mesajları aldığında çok yakınlarından, arkadaşlarından çok mutlu oluyor. Yani o mesaj size geldiğinde bu haberi belki daha kolay <laughs> izleyebiliriz diye e, halkın enflasyonundan e, bahsedeceğiz. Çünkü Birleşik Kamu İş e, halkın enflasyonunu araştırıyor ve bu araştırma sonuçlarına göre gıda fiyatlarına baktığımızda son 5 e, ayda 2 yılda aslında 6 kat zam var. Biraz daha daraltırsak eğer son 5 ay dersek... %42'ye yakın bir artış görüyoruz gıda fiyatlarında. Yani e, özetle şöyle bir sepetimiz var ve bu sepeti 2021 yılında 100 liraya doldurabiliyorsak şimdi aynı sepet 631 liraya doluyor. Gıda fiyatları ne durumda sizce? Çok kötü. Biz bu devirde alışveriş yapmak kolay mı? Fiyatlar çok çok yüksek. Hiçbir şey alınmıyor ki. Mesela ilk önce 2 kilo alıyordun şimdi 1 kilo alabiliyorsun. Birleşik Kamu İş halkın enflasyonu araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre gıda fiyatları son 5 ayda %41,8 arttı. Gıda fiyatları durmak bilmiyor. Birleşik Kamu İş araştırmasına göre Eylül 2021'de bir gıda sepeti için 100 lira veren vatandaş bu yıl Kasım ayında 631 lira ödemek zorunda kaldı. Pazara çıktığınızda ne kadar harcıyorsunuz? En az 600-700 milyon en az 2 kilo alıyoruz, 1 kilo alıyoruz. Domates 40 lira, 50 lira, biber 50 lira, 60 lira. Hani her şey berbat. 500 lirayla bir pazara gittiğimde ben şu an 600 lirayla bir pazara gidiyorum. Ya bunu sanki bilmiyorlar mı ya büyük yetkililer? Ne alaka yani? Yani bunu hangi ülkenin bakış açısından bize bakıyorlar? Burası Türkiye ya. Bir gitsinler pazara bir yoklasınlar. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları %77,6, meyve fiyatları %117,6, sebze fiyatları %187 arttı. Bakliyat fiyatları son bir yılda %56,7, diğer gıda fiyatları ise %77,6 oranında zamlandı. Vatandaşın pazarda markette sepete harcadığı para daha da fazla olabiliyor. Geçen ay pazara çıktığımda 1000 liraydı. Bugün dün perşembe pazarı vardı. 2000 lira yakın masraf ettik. Adıştık Neler aldınız? Şey. Sebze, meyve, peynir. <laughs> Doğru düzgün beslenemiyoruz. Her günde hastayız yani. Me meyve alamıyoruz. sebze alamıyoruz. Artık da kalanlar akşam gidersek indirimde olanlar. Yani yarı bozulmuş yarı şey olanlar alıp getiriyoruz eve. Ben bir dolara para bakacağım ama inan 3 kilo kasa limon alırım ...iki hafta sonra 2 kat parası kazanırım. Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları %531 oranında arttı. En zengin %20'lik kesim tüketim harcamalarının %16,6'sını gıda için ayırırken en yoksul %20'lik kesimin gıdaya ayırdığı pay %35,8. Burada belki toplumun %5'i bir parayı şey ediyor, yiyorlar ama diğer bizim gibi öyle dar gelirli insanlar İnan çok zor şartlardan mücadelesini veriyor. Et, süt, peynir? Onları zaten hiç alamıyoruz. onlara şeyi kesmişiz. Etin kilosu 600 milyon, 700 milyon. Neyini alıyoruz? Sütün bir kilosu 30 milyon olmuş. Onlarla biz umudu kesmişiz. Onlar yok aslında. Ne bulursak günlük işte yani. Kırmızı eti doğrusunu söylesen hiç alamıyorum. Korbandan bana gelenleri şey yapıyorum. Aralık 2022 Kasım 2023'ü kapsayan son bir yıllık dönemdeki ortalama gıda fiyatları bir önceki yıla göre %105,6 oranında artış gösterdi. Artar tabii çünkü iyi yönetilmiyoruz. Enflasyonumuz çok kötü. Yani e, düzenin gelmesi şart bir defa. Zor yani günde güne zorlaşıyor. Her gün daha zor, her gün daha zor, her gün daha zor. Çalışıyoruz, işçiyiz işte. Ne yapalım işte? Hayat böyle. Bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil.